BZ 176 ile Oynuyor Fırat Fırat'ı biliyorsunuz e, Watt, Fırat başta olmak üzere bazı oyunculara Para veriyor ve az tutan tanklarla Oynamasını istiyor bunlardan biri 777 fakat bu maç Fırat 777 ile oynamıyor Fırat bildiğiniz gibi 777 için Votun e, görevlendirdiği Bir e, arkadaşımız Fakat burada görüyorsunuz KV2 iterek onun cepheye Hızlı gelmesini istiyor Çünkü zırhlı tank ön cephede oynaması için yapılmış tanklardır. KV-4 de bunlardan biri özellikle seviye 8'de muazzam zırhıyla ön plana çıkan bir tank. Ve evet Fırat'ın tekrar alevli alevli roketlerini görüyoruz. Onu da yine ön plana gitmek için kullanıyor. Fakat KV-4'e de kusura bakma kardeş seni ittiğim kadar ittim. Ben seni her zaman sırtımda taşıyamam diyor. dağ geçidi haritasıymış. Haritanın adını bir an için e, aklıma gelmedi. Fırat burada iyi bir pozisyon alıyor diyebiliriz. E, buradan çıkabilecek düşman tanklarını vuracak. E tabi karşıda da bir BZ-176 olduğunu görüyoruz. Bu iki tankın da öne çıkan özelliği top. İki tank zaten aynı tank. Hani iki tank demek yanlış aslında. Öne çıkan özelliği top. Bu arada TVPU spotlandı. Oo TVPU. Hayatının en büyük hatasını yaptı bence. BZ gibi bir tank varken çıkmak ciddi anlamda yüksek hasarlar almanıza sebebiyet veriyor. İşte gördüğünüz BZ 873 hasar vurdu. E, yerini koruyor hala. Fırat'ın takım arkadaşları daha önde oynuyor. Fakat Fırat ani yerini koruyor. Bakalım Fırat ileri gidecek mi? Benim düşüncem Fırat birazdan ileri gidecek. Belki bir atış sonrasında ileri gidecektir. Fırat yine aynı yere bakıyor. Biri çıkarma diye orayı kesiyor. Fakat kimsenin çıkmaya niyeti yok. Çünkü rakip takımı da şunu e, bence hissettiler. Evet arkada bir BZ var. Hissetmekten ziyade gözlerin soka soka Fırat 813 hasarı verdi. Ve biz de ileri çıkmayalım dediler. Fırat bir atış daha yaptı. Fakat bu ıskan bu arada takım arkadaşları Fıratın ön cephede savaşırken dediğim gibi bakın videoyu ilk kez diyorum. Fırat ileri doğru gidiyor. Yapması gereken zaten bu. Zırhlı bir tank şahlanarak gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ileri gidiyor Fırat. Bu arada öndeki takım arkadaşlarına köprü tarafından şu anda Fıratın baktığı yerden o da aynı onlara baktı. Atış geliyor Fırat oraya bir atışı var mı diye bakacak. Yandan gördüğü anda çok ciddi penetrasyon ve çok ciddi hasar oranlarına puanlarına ulaşabilecek bir tank BZ net bir atış arıyor yeşildi gördü ve yine VK'ya muazzam bir hasar veriyor agresif oynuyor Fırat VK geri gidiyor ama aldığı 700 hasar onu ciddi bir şekilde temkinli oynamaya ve dikkatli oynamaya sevk edecek. Fırat'ın takımı 4-3 önde haritayı okuduğumuzda Fırat ve oradaki takım arkadaşları sol taraftan basıyor görünüyoruz. Köprü stabil fakat VK'nın aldığı hasar köprüyü birazcık tutacaktır orada. Yani köprüden bir hareket geleceğini ben sanmıyorum. Fırat soldan gitmeyi tercih ediyor gibi görünüyorum Şu an için evet soldan gidiyor. E, tüm roketlerini kullanmış durumda Fırat fakat... E... Ben yatıyorum. ha Tamam dostum sıkıntı yok. İyi geceler. Ha, eline sağlık sende iyi geceler. İyi Eyvallah yayınlar. sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben de kapatacağım zaten şu Fırat'ın replay'ini izledikten sonra kapatırız. Tamam. İyi geceler. Görüşmek Sağ üzere. Sağ ol dostum. Eyvallah. Kendine iyi bak. Sağ ol sen de. Eyvallah. Biz Jafer'le konuşurken Fırat da köprünün altından yine G5 e, bölgesindeki rampaya doğru gidecek diye tahmin ediyorum. Bu arada yukarıdan bir atış geldi. Fırat'a tekrar atış eder mi? vuracak, kesin vuracak. o Of 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 of. Fırat çok ciddi sektirmeler yaptı ama yine yine sağlam bir hasar verdi. Sağdan atış geliyor. Burada birazcık sıkıntılı Fırat'ın durumu. Evet, e, su 152 ciddi bir hasar daha veriyor. Fırat'ın canı artık 153'e kadar indi fakat şu ana kadar Fırat yapması gerekeni rakibin demirbaşlarına, rakibin ağır abilerine, rakibin top pişlerine çok ciddi hasarlar verdi. 2377 hasarda. Şimdi ben burada yayını durdurdum. Şeyi durdurdum. Bakın ben ilk kez diyorum. Şu anda 5 kişi var yayında ve 5'inize de soruyorum. Ee, sizce Fırat hepimiz bir tahmin yürütelim şimdi burada. Canlı yayında yorumluyoruz. Sizce Fırat bu dakikadan sonra ne yapacak? Seçenek vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum ama istediğinizi yazabilirsiniz. Hani e, istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Birazcık bekleyeceğim. Bir 30 saniye falan bekleyeceğim. Bir dakika bekleyeceğim. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Fırat sen yazma tabii abi. Sen yazma. Sen bir şey deme. E, çünkü buradaki şimdi aslında şunu şu yüzden durdurdum e, canlı yine buradaki Fırat'ın yapacağı hamle belki takımına çok ciddi bir şekilde artısı ve eksisi olacak bir hamle. Fırat top tire tank, alfa tank mutlaka hasar vermesi gerekiyor. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Fırat burada abi biraz bekleyecek. Haritayı okuyacak benim düşünceme göre. Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim, hangi tank nerede gibi bir harita okuması yapacak. Bir dakika kadar. Ardından da tahmin ediyorum ben haritayı da şu anda yorumlayarak okuyorum. Fırat şu haritayı büyütebiliyor mu ben abi? He, şu anda büyütemiyorum. Birazdan büyütüp gösteririm. E, F5 yani ortadaki rampadan gitme kararı alacak. Bir kişi yazmış sol soldan gidecek diye soldan gidecek dedi herhalde ha, ilk şeyden okey ben ben oradan gideceğini sanmıyorum çünkü orada çok fazla tank var. Yani oraya yetişemez zaten. Hasarı kaçırır. Evet abi basalım. Yok ben şey yanlış yere basmışım. Basalım. Evet. Ee... Hasar atma odaklılığını oynuyor. Hem de durum... Lan soldan mı gidecek acaba? Tarifi oraya döndürdü. Bu arada haritadan sağdan bir adam geliyor. Fırat'a basacak. Tehlikeli pozisyon. Aa buna vuramaz Fırat. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Yine spotlandı. Oo çok çok zor durumda yalnız. Oo 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 oo, yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey Fırat aldı. Fırat aldı yok böyle bir şey. Kimsenin beklemediği bir şey oldu. Bakın şunu kabul edebilirdik. Ortadan e, Boras geldi sanırım değil mi? Biraz büyüteceğim abi. Evet Borask. Borask bas. Ben Borask'ın basacağını düşünürken yukarıdan bir TD indi Fırat'ın üzerine. Fırat'ın üzerine bir TD indi. Orayı bir daha izleyelim abi. Bir daha izleyelim orayı. Abi çok iyi ya. Bak. Şu anda yok değil mi? Evet. Bak geliyor tabi biz de burada farkında değiliz. Atıyor sektiriyor inanılır gibi değil. Aslında indirmesi lazım onu sonra Fırat. İnanılmaz bir olay Fırat. SV yok edildi. Ezerek çarparak yok ediyor. Aslında SV ona çarptı. Fırat'ın da hasar vermesi sonucunda SV 2 hasarla birlikte garaja gönderildi. Zaten şurada da görüyorsunuz. Evet ilginç bir andı. 7'ye 7 şu anda skor. Ama SV'nin böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmedi. Ben açıkçası o SV'nin de geriye gittiğini düşündüm. Ama tabii ki What burası. Her an her şey olabilir. Nişangahından gördü kayboldu körden aldı. İsu 152 körden aldı Fırat. Fırat şu anda Fırat'ın Survivor modu açıldı. 28 canı kalan Fırat inanılmaz temkinli, inanılmaz dikkatli oynuyor ve inanılmaz bir şekilde kafayı kullanıyor. Fakat üstüne bir Borask basıyor. Tek tane bir Borask onu aldı. Borask. Biraz daha dikkatli olması gerekiyordu ama Fırat 3200 hasara ulaştı. Enteresan bir maç izliyoruz. Şimdi bir soru daha geliyor. Burada yorumlara da yazın abi. Şu anda canlı yayını 5 kişi izliyoruz. Çok fazla kişi değiliz. Ama yorumlara da yazın. Şu anda ne olacak? Şu anda ne olacak? Bu arada bir abone geldi. Aboneyi ben göremiyorum ya. Kusura bakmayın abi. O kapalı bende. Abone <laughs> <laughs> Yayınca bak yalnız aboneyi göremiyorum diyor da <laughs> falan geç diyor aboneyi göremiyorum o açık değil bende bilmiyorum kim abone oldu kim abone olduysa teşekkür ederim hoş geldi aramıza evet abi yazın şu anda ne olacak bak az önce kimsenin tahmin etmediği bir şey oldu biri soldan geçecek ben soldan gidemez dedim ben dedim olaylara bakacak ve şu ıı, ortadaki göbekten yukarı çıkacak dedim. Olmadı. Ben şu anda tahminimi söyleyeyim. Şu anda az önce kim demişti? Soldan gidecek işte olacak. Fırat soldan gidecek. Dönüp soldan gidecek. Hayır. Düz karşıya gidiyor. Evet, benim ilk dediğim oluyor şimdi de. Enteresan, enteresan dakikalar, enteresan olaylar. Bunu ben kısaltayım Fırat. Güzel enteresan bir... Evet, soldan gidiyor. Soldan gidiyor. Ama eee Güçsor da gitti. Bu arada 11 11ler ler artık e, çok ciddi bir durum ve bu arada e, birliğin şerefine e, şeyini e, görevini yapmak üzere Fırat kararsız şu anda. Benim gördüğüm o İleri hızlı alarak oynatmayacağım abi. Özellikle bekliyorum. Evet yine bir e, pusu yapmak istiyor e, gelecek düşmanlara. Şimdi oradan gelecek tanklar KV-4, UDES ve e, Tape 63 Açıkçası bunların üçü de tehlikeli Fırat için. Üçü de tehlikeli. UDES hızlı bir araç. KV-4 zırhlı bir araç. E, yine keza Tape 63 yani diğerlerine göre az zırhlı. Ama hangisi derseniz abi hiçbirinin gelmesini istemem. Fırat çok güzel bir pozisyon aldı. Buradan gelecek tankları vurmayı düşünüyor. Bakalım Fırat neler olacak. Bu arada Projetta 54 sağdan gidiyor. Onu alması lazım. Projet 54 onu alamazsa bırak oraya geçeyim mi Fırat? Şu anda aksiyon olacak mı? Projet 54'e bakalım mı? Bakabiliyor muyum o onu da replayda? Yok sadece sadece Fırat'a bakıyoruz bilmiyordum. Okey öğrenmiş olduk. Okey. Hiç sorduğum var saymayayım bu oyun abi. Ay oyun diyorum soruyor. Evet şimdi Fırat buradan bakmaya devam ediyor. Bu arada bir yandan da bildiği tüm duaları Subhaneke Mubhaneke ne varsa okuyor. Proje'de 54'ün rakibi alması için ve isi 152 aldı Projeto. Şu anda Fırat daha rahat ve Udes'te basıyor. Udes'te basıyor. Fırat hala bekliyor. Dedim ya Survivor modu açıldı şu anda Fırat'ın tüm Survivor'ını kullanmak zorunda. Udes bekledi durdu, yardım istiyor. Ee, Fırat gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum ama isi 152 de basıyor. Ben ne olacak çok merak ediyorum. Bakın şu ana kadar ciddi sürprizler oldu. Bundan sonrasında olacak çok merak ediyorum. İleri de almıyorum çünkü her an yukarıdan bir yerden tank düşebilir Fırat'ın üstüne. Benim tahminim adamlar çok girdi abi. Bir x2 ile oynatalım abi. Oha. Evet abi adamlar çok geride. Ben Fırat'ın yetişebileceğini sanmıyorum. Fırat gidiyor ancak şöyle olabilir. Ee, Fırat gidene kadar diğer adamlar ölür. Belki Fırat onlarla karşılaşmak zorunda kalır. Hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada Gısor. Gısor geri döndü. Gısor geri döndü. İlginç. Şundan geri döndü. Ee, o tanklarla kafa kafaya oynayabilecek bir tank değil ki sor. O yüzden geri döndü. Frat atış pozisyonu bulmaya çalışıyor. Ayımını koydu oraya, nişanı nişangahını koydu, bekliyor Frat. Frat bekliyor. x 2de oynattık, bekledik yine. Evet, kazandık, kazandık. Artık bu net ciddi bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Evet, sepedeler. Evet, Frat. Fırat nişanını aldı. Çok zor. Oradan çok zor Fırat vurman. Evet. Sanırım böyle bitecek maç. Yani ekstra bir sürpriz olmayacak. t 63. Şimdi Tape 63 için orası e, tek yer. Orada kalabileceği tek yer t 63'ün. Başa gidebileceği bir yer değil. Ama t 63'e de basabilirler mi bilmiyorum. Fırat fark etti artık topunu kaldırdı. Herkese meydan okudu ve galibiyet atışını yaptı Fırat. <laughs> artık o da hani yetişemeyeceğinin farkında büyük bir ihtimalle. Bir hızlandırdım buraları abi. Yok artık t 63 birini aldı. Projetto alabilir mi? Tareti yok projetto alamadı. Güzel güzel. Evet. Valla Fırat yani enteresan bir maç olmuş dostum. Özellikle SV ne hangi tanktı o senin üstüne atlayan? SV CC tankı orada topu sana eğip sektirmesi muazzam bir şey. Üstüne atlayıp senin onu vurman bir de sana çarptığı için hasar alıp garaja gitmesi yine muazzam bir şey. Orada maçın kilit anıydı zaten durdurup da sordu merkeze ne olacaktı. Ama tabii hiç tahmin etmediğimiz bir şey oldu. Bu kesiti de kesip e, YouTube'a kısa olarak atacağım. Ee, son olarak iyi ki izlemişiz Böyle reply'larınız varsa abi iletin bana Mail adresim var zaten orada iletebilirsiniz Yorum olarak e, yazabilirsiniz Discord adresimiz var oraya yazabilirsiniz Discord adresimizin linkini bilmiyorum Hiçbir şey bilmiyorum ben <laughs> Onu da koyarız oraya da atabilirsiniz Durum budur abi ee, İyi bir yayın oldu Güzel de bir kapanış yaptık bence Aksiyonlu bir kapanış oldu Fırat'ın eline koluna sağlık Diğer e, reply'ları da atarız Onları da e, izleriz ee, ekstradan durum bu şekilde